Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sırada meydanın ortasından geçip bulunduğum sokağa doğru gelen bir insan gördüm. Oradaki evlerden birinin kapı aralığına gizlenerek beklemeye başladım. Başımı uzatıp baktığım zaman kısa ve sert adımlarla bu tarafa yaklaşan kürk mantolu kadını tanıdım. Bu sefer yanılmama imkan yoktu, sarhoş değildi. İskarpinlerinin çıkardığı kuru sesler tenha sokağın iki tarafındaki evlere çarpıp aksediyordu. Kalbim ufalanıyormuş gibi ağırmaya ve müthiş bir süratle çarpmaya başladı. Ayak sesleri adam akıllı yaklaşmıştı. Sokağa sırtımı vererek kapı ile oynuyordum. Güya açıp içeri girecekmiş gibi bir tavır almış ve eğilmiştim. Ayak sesleri tam arkama gelince düşünmemek ve küçük bir feryat koparmamak için büyük bir gayret sarf ettim ve yanı başındaki duvarı tuttum. Kadın yoluna devam etti. Ben olduğum yerden çıkarak onu tekrar gözden kaybetmek korkusuyla pek yakından takibe başladım. Yüzünü görmemiştim. Onunla karşılaşmaktan bu kadar korktuğum halde şimdi 5-6 adım arkasından yürüyordum. Kadın bunu fark etmez görünüyordu. Beni görmesi ihtimali karşısında saklanacak yer aradığıma göre ne diye buraya gelmiş ve yolunu beklemiştim. Şimdi ne diye arkasından gidiyordum? Acaba o muydu? Gecenin herhangi bir saatinde bir sokaktan geçen bir kadının ertesi akşam gene aynı yerden geçmesi icap ettiğine nereden hükmediyordum? Bütün bu suallere cevap verecek halde değildim. Hiç eksilmeyen bir çarpıntıyla arkasından gidiyor ve birdenbire geriye bakıp beni görmesi ihtimalini düşündükçe daha çok heyecanlanıyordum. Başım önümde asfalt kaldırımlarından başka hiçbir şey görmeden ayak seslerini takip ederek gidiyordum. Birdenbire bu sesler kesildi. Olduğum yerde kaldım. Başımı daha çok eğerek bir mahkum gibi bekledim. Kimse bana yaklaşmadı. Kimse "Niçin arkamdan geliyorsunuz?" demedi. Ancak birkaç saniye sonra bulunduğum yerin caddenin diğer kısımlarından daha aydınlık olduğunu fark ettim. Yavaşça gözlerimi kaldırdım. Ortada kadın filan yoktu. Birkaç adım ileride kapısı elektriklerle aydınlatılmış oldukça meşhur bir kabare vardı. Sokağa doğru fırlamış kocaman bir levhanın üzerine mavi amfilerle yazılmış Atlantik kelimesi bir yanıp bir sönüyordu. Ve yazının alt tarafında gene amfilerden yapılmış deniz dalgalarına benzeyen şekiller vardı. Kapıda duran sırmalı elbiseli, kırmızı kasketli, 2 metre kadar boyu olan bir adam eğilerek beni içeri davet etti. Kadının buraya girdiğini anladım ve tereddüt etmeden adama sokuldum. Biraz evvel önümde yürüyen kürk mantolu kadın buraya mı girdi? Kapıcı bir kere daha eğilerek, "Evet," dedi. Yüzünde pek manalı bir tebessüm vardı. Zihnimden birdenbire bu kadının buranın daimi müşterilerinden biri olması ihtimali geçti. Her akşam aynı saatte gelişi bunu gösteriyordu. Derin ve rahat bir nefes alarak paltomu çıkardım ve salona girdim. İçerisi kalabalıktı. Ortada çukurda yuvarlak bir dans yeri, karşıda bir orkestra, kenarlarda yüksek ve kuytu localar vardı. Bunların yarısından çoğunun perdeleri kapalıydı. İçerideki çiftler ara sıra dans etmek için meydana çıkıyor, sonra tekrar localarına girerek perdelerini çekiyordu. Henüz kimse tarafından tutulmamış olduğu anlaşılan bir tanesine gidip oturdum. Bir bira söyledim, çarpıntım geçmişti. Hiç acele etmeyen gözlerle etrafıma baktım. Onu, kürk mantolu kadını, haftalardan beri uykumu kaçıran insanı, yanında yaşlı veya genç bir hovarda ile bu masalardan birinde bulacağımı ve bu kadar büyük bir ehemmiyet, bu kadar derin bir mana verdiğim kadının nefsini nasıl pazara çıkardığını görünce boş hülyalarımdan kurtulacağımı ümit ediyordum. Dans mahallinin etrafındaki masalarda yoktu. Herhalde localardan birine girmişti. Acı acı güldüğümü hissettim.
İnsanlara olduklarından başka gözlerle bakmak da ısrar edişime içerliyordu. 24 yaşına geldiğim halde hala çocukluğumun saflığından kurtulamamıştım. Basit, hatta belki de hiç güzel olmayan bir resim bende ne müfrit intibalar bırakmış, ne geniş ümitler doğurmuştu. O soluk insan yüzüne kitaplar dolduracak kadar çok manalar vermiş, onda hakikatte asla mevcut olmayan vasıflar bulmuştu. Halbuki o, birçok genç kadınlar gibi böyle eğlence yerlerinde adi zevkler peşinde koşuyordu. Benim o kadar hürmetle seyrettiğim yaban kedisi Kürkü de herhalde buradaki hizmetlilerin bedeliydi. Perdeleri kapalı duran locaları sırayla göz altına alarak içeridekileri tanımaya karar verdim. Yarım saat sonra bu mahrem köşelerinin ateşli çiftlerini tamamen bellemiştim. Kürk mantolu kadının bunlardan birinde olmadığı muhakkaktı. Herkesin merakını uyandırmayı da göze alarak perdeler açılıp kapandıkça dikkatle içeri bakıyordum. Hiçbirinde tek veya çift olarak oturan ve dansa çıkmayan kimse yoktu. Tekrar üzüntülü bir tereddüde düştüm. Acaba bu akşam da mı yanlış görmüştüm? Öyle bir kürkü Berlin'de yalnız bir kadın giymiyordu ya. Zaten yüzünü de görmemiştim. Bir akşam evvel sarhoş halimle alaycı bir kadesinde bana gözlerini diken bir kadını yürüyüşünden tanımama imkan var mıydı? Bakalım dün akşam onu sahiden görmüş müydüm? Yoksa her şey bu sabahtan beri tefsir ettiğim bir hayalden mi ibaretti? Kendimden korkmaya başladım. Bana ne oluyordu? Bu tablonun bu kadar tesiri altında kalmak, sonra oradaki kadının gece vakti karşıma çıktığını zannetmek, sonra ayak seslerine ve kürküne göre hüküm vererek rastgele bir kadının peşine düşmek, hemen çıkıp gitmekten ve kendimi sıkı bir kontrol altına almaktan başka çare yoktu. Salon birdenbire karardı. Yalnız orkestranın bulunduğu yerde hafif bir ışık vardı. Dans edilen yer boşalmıştı. Salon birdenbire karardı. Yalnız orkestranın bulunduğu yerde hafif bir ışık vardı. Dans edilen yer boşalmıştı. Biraz sonra ağır bir müzik başladı. Sazların arkasından doğru ince bir keman sesi duyuldu. Ses yavaş yavaş yaklaşıyordu. Beyaz ve çok dekolte bir tuvalet giymiş olan genç bir kadın, keman çalmakta devam ederek aşağıya indi. Gayet alçak, fakat erkek sesine yakın bir alto ile o zamanın modası olan şarkılardan birini söylemeye başladı. Bir projektör, yerde yumurta şeklinde bir daire çizerek sanatkarı aydınlatıyordu. Derhal tanıdım. Artık bütün tereddütlerim, binbir türlü manasız tahminlerim uçup gitmişti. İçimi tekrar bir burkulma sardı. Onun burada, etrafına bu kadar yalandan tebessümler saçmaya, bu kadar istemeden şuh cilveler yapmaya mecbur olarak çalışması bana pek hazin geldi. Resimde gördüğüm kadını her vaziyette, hatta kucaktan kucağa dolaşırken tasavvur etmek mümkündü. Fakat onu böyle göreceğimi aklıma getirmezdim. Bu halinde zihnimde yaşattığım mağrur, gözü tök, kuvvetli iradeli kadınla kıyas edilmeyecek kadar sarih bir zavallılık vardı. Onu demin zannettiğim gibi erkeklerle beraber sarhoş olup içer, dans eder ve öpüşürken görsem daha iyiydi diye düşündüm. Çünkü bunları ne de olsa isteyerek yapacaktı. Kendini unutarak, kapıp koyu vererek yapacaktı. Fakat şimdi yapmakta olduğu bu işi asla istemediği meydandaydı. Keman çalışında hiçbir fevkaladelik yoktu ve sesi ancak kendiliğinden güzel, daha doğrusu tesirliydi. Sarhoş bir oğlan çocuğunun ağzından dökülür gibi şikayetle titreyen şarkılar söylüyordu. Yüzünde yama gibi duran gülümseme, ortadan kaybolmak için küçük bir fırsat bekliyor gibiydi. Nitekim masalardan birine eğilip müşterilere doğru baygın birkaç name fırlattıktan sonra diğer masaya giderken çehresi bir an için ciddileşiyor, aynen resminde gördüğüm ifadeyi alıyordu. Dünyada bana hiçbir şey, tabiattan meylül bir insanın zorla gülümsemeye çalışması kadar acı gelmemiştir.
Yaklaştığı masalardan birinde oturan genç ve sarhoş bir erkek yavaşça iskemlesinden kalkarak onu çıplak sırtından öptü. Kadının yüzünden yılan sokmuş gibi bir buruşma ve vücudundan buz gibi bir ürperme geçti. Fakat bu pek kısa, belki bir saniyenin dörtte birinden daha az bir zaman aldı. Sonra doğrulup gülümseyerek erkeğe baktığına ve gözleriyle adeta "Oh, ne iyi yaptınız!" demeye çalıştığına ve yanındakinin bu hareketine sinirlenmiş görünen erkeğin masa arkadaşı kadına gözlerini çevirerek "Hoş görün efendim, erkekler bize karşı böyle şeyleri yapmakta serbesttirler." demek isteyen bir ifadeyle başını salladığını gördü. Her şarkıdan sonra birkaç alkış duyuluyor ve kadın başıyla orkestraya başka bir şey çalmasını işaret ediyordu. Sonra aynı kalın ve şikayet dolu sesiyle diğer bir şarkıya başlıyor. Beyaz eteklerin altından kaybolan ayaklarını parkelerin üzerinde sürüyerek masadan masaya ilerliyor ve birbirinin boynuna sarılmış duran sarhoş çiftlerin başucunda veya içinde neler olup bittiğini görünmeyen locaların kapalı perdeleri önünde başını kemana yaslayarak pek üst olmayan parmaklarını tellerde dolaştırıyordu. Benim masama yaklaştığını görünce büyük bir telaşa düştüm. Ona nasıl bakacağımı, ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra bu halime güldüm. Dün gece yarısı karanlık bir sokakta gördüğü bir adamı tanımasına imkan var mıydı? Ben onun için herhangi bir delikanlıdan, buraya eğlenme ve eğlence arkadaşı bulmaya gelmiş bir müşteriden başka ne olabilirdim ki? Buna rağmen başımı önüme eğmiştim. Onun yerde sürünmekten uçları tozlanmış eteğini ve bunun altından burnu bir parça dışarı çıkan beyaz dekolte iskarpinini gördüm. Çorapsızdı. Ayağının üst tarafında parmaklarının başladığı yerde projektörün donuk beyaz ışığına rağmen pembeliği belli olan bir parmak eninde küçük bir kısım vardı. Gözlerin buraya ilişince bütün vücudunu çıplak görmüş gibi bir ürperme ve hicap ile gözlerimi yukarı kaldırdım. Dikkatle bana bakıyordu. Şarkı söylemiyor, yalnız keman çalıyordu. Yüzünde o eğreti gülümseme yoktu. Bakışlarımız karşılaşınca gözleriyle beni dostça selamladı. Evet, hiç mübalağaya kaçmadan, hiç sırıtmadan eski bir dost gibi beni selamladı. Bunu sadece gözlerini bir kere açıp kapamakla fakat yanılmama imkan vermeyecek kadar sarih bir şekilde yaptı. Sonra güldü. Bütün yüzüne yayılan açık, temiz, yalansız bir gülüşe güldü. Eski bir dosta güler gibi güldü. Bir müddet çaldıktan sonra ve beni bir kere daha bu sefer gözleri ve başıyla selamladıktan sonra başka masalara gitti. Yerimden fırlayarak boynuna sarılmak ve onu ağlaya ağlaya öpmek için müthiş bir arzu duydum. Hayatımda hiç bu kadar mesut olduğumu, içimin bu kadar genişlediğini hatırlamıyordum. Bir insanın diğer bir insana hemen hemen hiçbir şey yapmadan bu kadar mesut etmesi nasıl mümkün oluyordu? Ahbapça bir selam ve temiz bir gülüş. Ve ben bu anda başka hiçbir şey istemiyordum. Dünyanın en zengin adamıydı. Gözlerimle onu takip ederek mırıldanıyordum. Sana teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ve sergideki resmi seyrederken düşündüklerimin doğru çıktığını görmekle memnun oluyordum. O aynen benim tasavvur ettiğim gibiydi. Başka türlü olsa bana öyle tanıdık gözlerle bakar, selam verir miydi? Bir aralık içimden cız diye bir şüphe geçti. Acaba beni birine mi benzetti dedim. Yoksa dün akşam sokakta kepaze bir halde gördüğü bu çehre kendisine yabancı gelmediği ve beni nereden tanıdığını bir türlü hatırlayamadığı için ihtiyata riayet olsun diye mi selamladı? Fakat yüzünde en küçük bir tereddüt, hafızasını araştırdığını delalet edecek bir dalgınlık yoktu. Tam bir emniyetle gözlerimin içine bakmış, sonra gülmüştü. Ne olursa olsun bana bu yakınlığı göstermesi beni dünyanın en bahtiyar insanı haline getirmeye yetiyordu. Yüzümde hayatlarından memnun insanların o küstah ve rahat gülüşüyle masamda oturuyor, önüme
etrafıma ve şimdi sulunun öteki başına gitmiş olan genç kadına bakıyordum. Koyu renkli dalgalı ve kısa saçları ensesine dökülmüştü. Çıplak kolları hareket ettikçe beli hafifçe sağa sola bükülüyor, sırtında ince adele kıpırdamaları oluyordu. Son şarkısını söyledikten sonra hızlı adımlarla orkestranın arkasında kayboldu. Işıklar tekrar yandı. Ben saadetimin neşesi içinde hiçbir şey düşünmeden bir müddet durdum. Sonra, şimdi ne yapmalı diye kendi kendime sordum. Hemen dışarı çıkıp kapının önünde onu beklemeli miydim? Ne maksatla? Onunla bir kelime bile konuşmadığım halde yolunu bekleyip, size evinize kadar refakat edebilir miyim dersem hakkımda ne hüküm verirdi? Bana bir parça alaka göstermesine böyle en büyük beylik bir zampara cümlesiyle bir mukabele edecektim. En kibar hareketin hemen çıkıp gitmek ve yarın akşam yine gelmek olduğunu hükmettim. Yavaş yavaş ahbaplığı ilerletirdim. Bir gece için bu kadarı çoktu bile. Zaten küçüklüğümden beri saadeti israf etmekten korkar, bir kısmını ilerisi için saklamak isterdim. Bu hal gerçi birçok fırsatları kaçırmama sebep olurdu. Fakat fazlasını isteyerek talihimi ürkütmeden her zaman çekinirdim. Garsonu çağırmak için etrafıma bakındım. Gözlerim orkestranın arasında geçerek salona doğru gelen kadına erişti. Elinde kemanı yoktu, hızlı hızlı yürüyordu. Benim bulunduğum tarafa yaklaştığını görünce etrafıma bakındım. Bana benim masama geliyordu. Biraz evvelki gibi ahbapça gülüyordu. Önümde durdu ve elini uzatarak ''Nasılsınız?'' dedi. Ancak bu anda şaşkınlığımdan bir parça kurtuldum ve ayağa kalkmayı akıl ettim. ''Teşekkür ederim, iyiyim.'' Karşımdaki iskemleye oturdu. Yanaklarına dökülen saçlarını geri atmak için başını silkti. Sonra gözlerini bana dikerek ''Bana dargınsınız galiba.'' dedi. Büsbütün şaşırdım. Ne demek istediğini anlayamadığım için aklıma bir sürü münasebetsiz ihtimaller geliyordu. Hayır, dedim. Ne münasebet? Sesi hiç yabancı değildi. Yüzünün her hattını ezbere bilişim, hatta onda hakikatte mevcut olandan çok daha fazla manalar buluşum tabiiydi. Resmini günlerce seyrederek kafama nakşetmiş, sonra bu tasviri Madonna tablosuyla adam akıllı ikmal etmiştim. Fakat sesi, bunu herhalde bir yerde duymuş olacaktım. Belki çok uzak zamanlarda, çocukluğumda, belki de sadece hayalimde. Bunları düşünmekten kurtulmak için bir hareket yaptım. Madem ki o karşımdaydı ve benimle konuşuyordu, artık başka şeylerle meşgul olmak lüzumsuz ve manasızdı. Kadın tekrar sordu. Demek dargın değilsiniz. Peki ama niçin bir daha hiç gelmediniz? Eyvah! Beni hakikaten başka birine benzetmişti. Beni nereden tanıyorsunuz diye sormak için dudaklarımı kımıldattım. Pek de dürüst olmayan bir düşünceyle bundan vazgeçtim. Ya bu sualim üzerine yanıldığını anlar, kısa bir itizar ile kalkıp giderse... Bu harikulade güzel rüya ne kadar çok devam ederse o kadar iyiydi. Onu kesmeye, yarım bırakmaya, hakikat pahasına da olsa uyanmaya hakkım yoktu. Kadının benim cevap vermediğini görünce başka bir suale geçti. Annenizden mektup alıyor musunuz? Bir saniyeden daha süren müthiş bir şaşkınlıktan sonra iskemleden fırladım. Onun ellerini yakalayarak, ''Ah ya Rabbi, o sizdiniz ha?'' diye bağırdım. Her şeyi anlamıştım. Bu sesi nereden tanıdığını hatırlıyordum. Kadın berrak bir kahkaha attı. ''Çok acayip bir çocuksunuz.'' dedi. Bu kahkahayı da hatırladım. Sergide o resmin karşısında dalgın dalgın otururken yanıma gelip bu resimde ne bulduğunu soran ''Anneme benziyor.'' dediğim zaman ''Sizde annenizin resmi yok mu?'' diyerek kahkahayla gülen kadın buydu. Onu o zaman nasıl olup da tanıyamadığımı bir türlü anlamıyordum. Tablo, aslını görmek kudretini gözlerinden alacak kadar mı beni sarmıştı? Fakat siz o zaman hiç o resme benzemiyordunuz diye mırıldandım. Nereden biliyorsunuz dedim. Yüzüme bakmadınız ki.
Hayır, zannetmem. Nasıl olur? Evet, birkaç kere baktınız. Ama nasıl? Sanki görmemek için. Sonra hala avuçlarımın içinde duran ellerini çekerek, arkadaşlarımın yanına döndüğüm zaman beni tanımadığınızı söylemedim, dedi. Yoksa size çok gülerlerdi. Teşekkür ederim. Biraz düşündü. Gözlerinden bir bulut geçti. Birdenbire ciddileşerek, hala öyle bir anneniz olmasını istiyor musunuz? Dedi. İlk anda hatırlamayarak durdum. Sonra süratle cevap verdim. Tabii, tabii. Hem de nasıl? O zaman da aynen böyle söylemiştiniz. Belki. Tekrar güldü. Fakat ben sizin anneniz olabilir miyim? Oh, hayır, hayır. Belki ablanız. Kaç yaşındasınız? Böyle şey sorulur mu? Ama neyse, 26. Siz? 24. Gördünüz mü? Ablanız olabilirim. Evet. Bir müddet sustuk. Kafamın içinde ona söylenecek uçsuz bucaksız şeyler bulunduğunu hissediyordum. Senelerce söylenirse bitmeyecek şeyler. Fakat hiçbiri şu anda aklıma gelmiyordu. O da bir şey demeden önüne bakıyordu. Sağ dirseğini masaya dayamıştı. Eli beyaz örtünün üzerine şöyle bırakılıvermişti. Küçük uçlara doğru sivrilen ve kemiklerinin gayet ince olduğu hissini veren parmakları vardı ve bunların ucu üşümüş gibi kıpkırmızıydı. Biraz evvel avucunda tuttuğum ellerinin hakikaten soğuk olduğunu hatırladım. Aklımca bundan istifade etmek isteyerek, "Elleriniz ne kadar soğuktu?" dedi. Tereddütsüz cevap ver. Isıtın ve her ikisini birden uzattı. Yüzüne baktı. Gözleri hakim ve iradeliydi. İlk defa konuştuğu bir adama ellerini terk etmekte hiçbir fevkaladelik bulunmuyor gibiydi. Acaba? Hep aynı münasebetsiz ihtimaller aklıma geliyordu. Bir şeyler söyleyerek bunları kafamdan uzaklaştırmak için sizi sergide tanıyamamakta bir parça da mazurdum, dedi. O kadar neşeli, hatta alaycıydınız ki sonra nasıl söyleyeyim, her haliniz Pablo Dutti'nin aksineydi. Saçlarınız kısa, eteğiniz de kısa ve elbiseniz daracıktı. Adeta koşar gibi, hoplar gibi yürüyordunuz. Sizi münekkitlerin Madonna dedikleri o ağırbaşlı, düşünceli, hatta biraz da kederli tabloya benzetmek herhalde güç bir şeydi. Ama hayret ediyorum. Demek ki çok dalgınmışım. Evet, çok. Siz sergiye ilk geldiğiniz günden beni hatırlıyorum. Canınız sıkılmış gibi dolaşırken birdenbire benim portremin önünde durdunuz. Öyle garip bir dikkatle bakmaya başladınız ki gelip geçenlerin bile tuhafına gitti. Ben de ilk anda resmi bir tanıdığınıza benzettiğini zannetmiştim. Sonra her gün gelmeye başladınız. Kolayca anlayabileceğiniz bir meraka düştüm. Birkaç kere yanınıza sokularak tabloyu sizinle beraber adeta baş başa seyrettim. Siz hiçbir şeyin farkında değildiniz. Gözleriniz ara sıra rahatınızı bozan bu seyirciye çevirdiğiniz halde tanımıyordunuz. Bu dalgınlığınızda garip bir cazibe vardı. Söylediğim gibi merak da ediyordum. Nihayet yanınıza sokulup konuşmaya karar verdim. Diğer ressam arkadaşlar da sizi merak ediyorlardı. Onlar da ısrar ettiler. Fakat keşke yapmasaydım. Sizi tamamen kaybettik. Bir daha sergiye gelmedim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.